Şimdi ilk içeceğimizin ismi grip savaşçısı. Grip savaşçısı, evet. İyi dinleyin hanımlar. Yazın hatta. Ne olur yazın. Aynen, veya sağlık barışçısı da diyebiliriz, tamam, aynı şekilde. Evet. Şimdi öncelikle sarımsak var. Sarımsak hep konuşuyoruz ama gerçekten çok değerli. Hastalanmadan alabileceğiniz bir antibiyotik gibi düşünün. Yani biz hastalanınca son raddede artık antibiyotik kullanmamız gerekiyorsa alıyoruz ama hastalanmadan alabileceğimiz antibiyotik sarımsak. Sonra sarımsağı, kereviz sapını, yine içindeki o muhteşem rayhasının verdiği çok özellikler var. Ayo, bu kerevizi pişirirken Gül, kaynatıyorlar da kokusu gitsin. Şimdi diye kokar mısın suyunu lütfen? Döküveriyorlar. Ay, bunun kokuyor. En güzel yeri kokusunda hanımlar. Evet. Ve dökmeyin o suyu. Melek Hanım, eski hanımlar da evde kereviz pişince sevmeyenler olur diye içerisine bir portakal sıkarlardı. O portakal da bunun sevmeyenler için kokusunu tamamen alır. Kaldı ki kendi kokusu çok güzeldir. Ben bayılıyorum. Ama o koku yüzünden yemeyenler varsa bu püf noktasını kullanabilirler. Evet tatlım. Sonra kereviz sapından sonra bir avuç maydanoz. suyunu, havucu ve elmayı da katacağız tabii, tamam, ki çok önemli bizim için. Bunları bir su haline getireceğiz şimdi. Önemlisi buradaki püf noktası hanımlar, katı meyve sıkacağınıza önce sarımsağı koyun. Ki sarımsağı en son eklerseniz sarımsak orada takılıp kalır. Önce sarımsağı, sonra kereviz sapını, sonra maydanozu, ki sonra havuçla elma sularıyla birlikte üstler onları yıkayarak gelsinler. Hadi bakalım. Yani ne yapacağız? Önce selamı sarımsağı koy. Önce sarımsağı selamı atıyor. Sonra kerevizi, sonra maydanozu. Bu arada maydanoz bir doktor biliyorsunuz. Evet. Her derde şifa desem yanılmaz olmam. Kilo vermek isteyen hanımlar genelde kullanıyor maydanozu ama herkes kullansın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şifaları önceden koyduk. Şifaları koyduk. Sonra da suyunu çıkarmak için birazcık elma, yarım elma yeterli. İki tane de havuç. Harikasın. Elma ve havuç küsecek. Biz şifa değil miyiz? Sadece doldu muyuz diyecek. Onlar da şifa. Küsmesinler, kimse küsmesin. Şimdi tabii çoğumuza garip gelebilir sarımsağın suyunu içme olayı ama gerçekten bizim şu an yaptığımız şey önleyici. Yani hasta olmamak için bir şey yapıyoruz. Eğer sarımsağın ağızdaki tadı kalsın istemiyorlar hanımlar, ne yapsınlar? Maydanozu üzerine biraz kalanları çiğnesinler mi? O kadar. O kadarcık. Zaten o kadar. Ama o kadar. Gülüm, yani mesela şey yapıyoruz, cacık yapıyoruz, çiğ sarımsak dövüp atmıyor muyuz? Atıyoruz. Evet. Aynı şey. Aynen. Ha içmişiz onu, ha da cacığa koyup yemişiz yani. Yani şimdi şöyle, her sabah bundan bir tane eğer içilirse, ki ne kadar kolay, yani iki dakikamızı almadı yapmak. Aynen öyle. Lütfen hanımlar, sebze meyve sıkmaktan çekinmeyin evde. Bunlar evinizdeki ilaçlar. Pipetimiz var mı hayatım? Ah. Vardır tabii. Bakayım. Ay, ben pipeti falan bekleyemeyeceğim. Vallahi ben şerefinize. Şeref hayatım. Gerçekten muhteşem. Gerçekten çok güzel oldu. Ama ben hiç sarımsak kokusu da almadım ayrıca. Süper olmuş. Çünkü havucun baskın kokusu var. Havucun. Sarımsağı bastırmış. Aynı şekilde yapacağımız şey de sonra da üzerine birer tane şey yeriz. Maydanoz yeriz. Ağzımızdan tadı çık gitsin istiyorsak. Bu kadar. Maydanozu da yiyebiliriz. Burada her şey uygulamalı gösteriliyor. Bu stüdyoda hanımlar her şey uygulamalı. Sıkıyoruz, içiyoruz, üstüne yiyoruz. Evet.